İlham Aliyev'in 15 yıllık cumhurbaşkanlığında Azerbaycan ekonomisinde gerçekten çok hızlı bir büyüme, siyasal istikrar nedeniyle ciddi gelişmeler oldu. 2018 yılında Azerbaycan'da iş yapanlar, yabancı yatırımlar için çok ciddi, önemli ekonomik kararlar alındı. Burada artık Azerbaycan'da bir şirket 20 dakikada kurulabiliyor. Yine emlak vergileri ve sadeleştirilmiş vergilerde çok ciddi muaflar getirildi. Başta elektriği olmak üzere kamu hizmetlerine yatırımcılar çok hızlı ulaşabiliyor. Yeşil koridor uygulamasına geçtik, gümrükten malların hızlı geçişini sağlamak için. Malum Azerbaycan ekonomisi temelde petrol, doğalgaz ve demir cevherlerine dayalı. İlham Aliyev petrolün fiyatlarının düşmesi veyahut da petrol rezervleri yeterli ama geleceğe yönelik ekonomiyi çeşitlendirmek için ulaşım, sağlık, altyapı, yatırım, tarım gibi alanlara ciddi anlamda sübvansiyonlar da getiriyor. İlham Aliyev'in son uyguladığı bir ekonomi paketi var. IMF de buna destek veriyor. Ve hızla büyüyen bir ülke, Azerbaycan'ın büyümesi Türkiye açısından çok önemli. Türkler açısından güçlenmesini biz gerçekten çok seviyoruz Azerbaycan'ın. Ve burada yabancı yatırımcının ülkeye gelmesi için en önemli şey hukuk mevzuatıdır. Yani ticari yasalardır, güvendir. Aynı zamanda vergidir, vergi indirimidir. Aynı zamanda insan kaynağının insan potansiyeli, insan kaynağı, iş yapabilir insan kaynağı çok önemli. Azerbaycan'a koyulan sermaye Azerbaycan'da şeffaf şekilde saklanılır. Sonuçta Azerbaycan ekonomisi son 15 yıl dönemde 14 kat büyüdü. İşsizlik %50'den %5'e düştü ve 2 milyon kişiye yeni iş alanı açıldı. Türkiye ile birlikte bu uluslararası alanda beraber hareket etmesi iki ülkenin büyük bir güç olmasını sağladı. Çünkü Hazar çok önemli bir bölge şu an Afro-Avrasya'da. Yani Avrasya artık dünyanın önemli bir merkezi. Azerbaycan da bu merkezin tam göbeğinde. Dolayısıyla Azerbaycan'ın hızlı bir şekilde sosyal kalkınması, siyasal istikrarla beraber ekonomik kalkınması dünyaya örnek olacak nitelikte. 2018'de iki tane büyük organizasyon yaptı. Ciddi bir turizm potansiyeli var Azerbaycan'ın. Buna yönelik adımlar da sonuç verecektir diye düşünüyorum. Bugün Türkiye, Azerbaycan'ın sadece siyasi ve askeri değil, aynı zamanda ticari, ekonomik, kültürel ve diğer bütün alanlarda en önemli ortağı konumundadır. Özellikle 2018'deki yatırımcılar için ortaya konan fırsatlar Türkiye'de çok olumlu karşılandı. Bu sürecin hızlı bir şekilde devam edeceğine de inanıyoruz. Yani Azerbaycan'ın da karşılıklı Türkiye'deki yatırımları gayrimenkul alımına yönelik. Bu Türkiye'den de Azerbaycan'a yönelik gayrimenkul alımları artacak. Yani çünkü yine tekrar ediyorum, büyük lider Haydar Aliyev'in bir millet iki devlet sözü şu an pratikte hayata geçmiş oluyor. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin çok da bir farkı kalmadı yaşam alanı açısından. Ne söylemek istemiş yoksa söyledi. Ben de söyledim ama çok hoş oldu. Kardeşimle beraber bir arada olduk. Onun için de çok mutluyum. Biz her zaman bir yerdeyiz, bir yerde olacağız.